Geçmiş ve geleceklere doğru açıl ey ilim. Kaymış bir ümmetin sonu nedir bilelim. Kurt ol, kartal ol, aslan ol ey ölüm, ey şahin. Önümüze çıkan zalimler için, cahiller için. Bize yar et milletini ya Rabbi. Yağdır gökten rahmetini ya Rabbi. Gülhan ayında bir günde, yani Mayıs 1933'te kendi tabiriyle yıkılmışlıkların içinde Cumhuriyet'in 10. yıl heyecanları arasında bir doğu kasabası Ergani'de dünyaya gelir Sezai Karakoç. İlk tahsilini Ergani'de, ortaokulu Maraş'ta, liseyi Gaziantep'te tamamlar. Ortaokul ve lise yıllarındaki yoğun okumaları Karakoç'u gerçek manasında fikirlerin dünyasına sokar. Kahramanmaraş'ta bir çarşıda gördüğü Büyük Doğu ilanı hayatının dönüm noktası olacaktır. Zira Necip Fazıl düşüncesi ve estetiği, bir kelimeyle davası, Karakoç'u çepeçevre saracaktır. Felsefeye merakı sebebiyle İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümüne kaydını yaptırmışsa da, üniversiteyi bazı ikinci yeniciler gibi parasız yatılı olarak mülkiyede okumak zorunda kalır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra maliye alanında memurluk yapar. Müfettişlik görevleri dolayısıyla Türkiye'yi görme fırsatı yakalar, Anadolu'ya temas eder. Diriliş dergisini ilk defa 1959 yılında iki sayı olarak çıkarır. Bürokratik ve finansal mesai içerisinde dünyaya söyleyeceği sözleri yoğurmaya başlamıştır. İlk şiir kitabı Körfez'i, geçim kaygıları içerisinde 1959 yılında yayımlar. Askerlik görevini 1960 ve 61 yıllarında Ağrı'da yedek subay olarak yapar. 1973'teki son istifasından sonra ise bir daha memurluğa dönmeyerek kendi fikir ve şiir kozasını örmeye odaklanır. Fikirlerini daha geniş kitlelere yayabilmek için 1990 yılında Diriliş, 2007 yılında Yüce Diriliş Partisi'ni kurar ve çalışmalarına aralıksız devam eder. Şiir dışında hikaye, deneme, fıkra, piyes, inceleme ve düşünce yazıları gibi çeşitli türlerde kalem oynatmıştır. Edebiyatımızda bir sistem dahilinde eserler veren nadir sanatçılardandır. Karakoç, 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştür. Karakoç, bütün entelektüel ve poetik mesaisini, varlık algısının kristalleşmiş ifadesi dirilişe harcamıştır. Diriliş ideal ve vurgusu bütün hayatını sarmıştır. Yayımladığı dergiyi, kurduğu yayın evini ve poetik hamlesini Diriliş adıyla adlandırmıştır. Düşünce ve sanatına mihver olarak seçtiği diriliş mevhumuna o kadar bağlıdır ki, bu kavram etrafında bir nesil tahayyül ve tasavvur eder. Mehmet Akif ve Necip Fazıl gibi, cemiyette kökten bir değişim ve uyanışın kaçınılmaz olduğunu düşünmektedir. Diriliş hassasiyetini vurgulamak için, bir esaslar manzumesi olarak Diriliş neslinin Amentüsü kitabını hazırlar. Kitabın ilk cümlesi oldukça manidardır. Kendimin bir diriliş eri olduğuma inanıyorum. İhya gibi klasik asırlarda da örneği ve karşılığı olan diriliş kavramıyla Karakoç, yalnızca Türk toplumunun değil, bütün İslam toplumlarının dirilişini, diriliş şart ve imkanlarını kastetmekte, aramaktadır. Bu arayışta İslam'ın özünde olan fakat asırlardır Müslümanlar tarafından terk edilen bir metafizik ve soyut düşünme ilkesi esastır. Hilkatin sırrı, diriliş, sürekli diriliş. Hilkatte ne eskinin tıpatıp tekrarı, ne geçmişsiz, köksüz, temelsiz yenilik vardır. Gerçek yenilik, diriliştir. İnsanın mesuliyetinin ve masariyetinin hakkını vermesi, yaratılış hikmetine vakıf olması, kökü mazide olan bir ati ufkunu yakalamasıyla mümkün, kozmik ve metafizik alemin ahengine katılmasıyla anlamlıdır.
Diriliş büyük ve tek hakikatle buluşma, bütünleşmedir. Bu yüzden davamız ve dava için kavgamız hakikat davası, hakikat savaşıdır, der şair. Diriliş bir ide olduğu kadar bir ideal, bir ideal olduğu kadar her boyutuyla düşünülmüş, tatbik imkanları derinlemesine ölçülüp biçilmiş bir fikir yüküdür. Zira Karakoç sadece soyut fikirlerin kuramcısı değil, onların somut şekilde Türkiye ve dünyaya uygulanmasının da mühendisidir. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, Gave'nin gülleri ve beyaz yatak, kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım sığmaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Karakoç şiiri şuur işi olarak gören ve hayatla yüzleşemeyen, insana dokunamayan bir zevki ve fikri hakiki kabul etmeyen şairler zümresindedir. Tıpkı ortaokul ve lise yıllarında çok okuduğu Namık Kemal ve Mehmet Akif'le hayatının mühim evrelerinde yanında yer aldığı ve tesirinde kaldığı Necip Fazıl gibi. Sanat anlayışını şu sözleriyle tanımlar. Sanat tutumum, genel dünya görüşümün bir bölümünden başka bir şey değildir. Onu bir sesin, yeni bir sesin sırtına yüklemekten ibarettir. Benim şiirim aşk, hürriyet, yaşayış ve ölüm gibi var olmanın dinamitlendiği noktalardaki trajik espriyi, irrasyonele ve absürde bulanmış mutlakı zapt etmektir. İnsanlık tarihinin pek çok bakımdan en dehşetli ve vahşetli zamanlarından birisi olan 20. yüzyılın ortasında yazıp neşrettiği şiirlerle Tanzimat sonrası münevverlerin ümmet ve millet adına aradıkları, özledikleri, istedikleri bir şairin profiline sahiptir. Yahya Kemal gibi Müslüman Türk zevkini hakiki manasında tadan ve benimseyen, bununla birlikte son birkaç asırdır zamana ve zemine hükmeden Batı karşısındaki hiçbir komplekse kapılmayan, Batı tecrübesinden gerektiği dozda yararlanmasını bilen, kendinden emin bir entelektüeldir. Karakoç, estetikten feragat etmeksizin şiiri hayatla buluşturan bir şairdir. Onu özgün ve daima cazibeli kılan, modernleşme süreciyle değerler buhranı yaşayan toplumun ve medeniyetin asli kaynaklarına, onu zengin yapan taraflarına, devrin sanatı ve diliyle dikkat çekebilmesidir. Türk milletine köklerini hatırlatmış, şimdi ne halde olduğunu ve hangi şartlarla daha iyi bir istikbal inşa edebileceğini göstermiştir. Mazi, hal ve istikbal Karakoç'ta beraberce var olmuştur. Bütün şiirleri değişik boyutlarıyla ferdin, cemiyetin, devletin ve medeniyetin cihan üzerinde gerçek manasında var olma ve var kalma sorunlarıyla ilgilidir. Şiiri hem ferdi, hem içtimai, hem de beşeri yapımıza seslenir. İslam'ın evvela vicdanlara, sonra toplumlara, fakat aynı zamanda bütün insanlık ailesine seslenişi gibi, Karakoç da insana tüm boyutlarını hesaba katarak hitap eder. Sezai Karakoç, 20. yüzyıl Türk şiir ve tefekkürünün önde gelen kalemlerinden birisidir. Yıkılmış bir devletin, bir medeniyetin, bir geleneğin dirilişi için mücadele eder. Kendisinden önce gelen büyük şairler gibi o da bir milletin, bir ümmetin yükünü omuzunda taşır. Köklerini kadim medeniyetimizden alan ve dünyayı bir bütün olarak kavrayan sanatıyla, düşünceleriyle günümüze ve geleceğe ışık tutmaya devam etmektedir. Yeni bir medeniyet atılımı gerekli. Bu ruhun dirilişiyle olacaktır. Manevi yolda, erdem yolunda ilerleyen kuşaklar, bilim, edebiyat ve sanatın doğu ve batı envanterinden hareket edip yeni çığırını bulacak çilekeş düşünürler, bilginler, yazarlar, şairler ve sanatçılar kuşağı
ufukta gözükmektedir. İslam'ı medeniyet kavramını, Doğu-Batı düşüncelerini yeni baştan ele alıp inceleyecek bir kuşak. Bu araştırmaya ve bunun ilham ettiği ideale kendini adayacak bir kuşak.